Hani bizim kayıplarımız çok büyük. Geçen yıldan beri benim arı sayım esnasında 220 tane olmasına rağmen ilkbahara 60 taneyle eş çıkabildin. Bütün arıcılar tabii ki bu seviyededir, bu sıkıntıdadır. Ama bizim bu sıkıntımızı hiç kimseye bir yere iletemiyoruz şimdiye kadar. İletiyoruz da sahip çıkan yok. Şu ana arı başına, kovan başına destekleme olarak 10 TL veriliyor. Onun 10 TL'si de 150 TL biz olarak üye olan arkadaşı yani kooperatif başkana veriyoruz. Elimizde kalan 7,5 TL falan kalıyor kovan başına. O da bizim bir kek alışımız. Bir kovana yani bir kek veriyoruz. O da 8 TL mevcuttur. Ama bizim bunun şerbeti, bunun nakliyeti, bunun yani bütün masrafları bayağı büyüktür. Ama şimdiye kadar hiç kimse hiçbir yerden destek alamıyor. Bütün arıcılar yani bütün arıcılar nereye başvursalar yani hiç devlet tarafından hiçbir destek alamıyorlar. Ama zayiat büyüktür. Yani bizim arıcıların şu anda sigortalı olmasına rağmen yani o sigorta başına bile destek alamıyoruz. Normalden arı telafi esnasında devlet tarafından yardım yapılması gerekiyor. Yani gerekirken yapılmıyor. Yani bu sigorta denilen bir şey de biz yani gerçekten yani boşuna yapıyoruz. Yani kredi çekiyoruz arılarımıza ama o kredi karşılığını da alamıyoruz. Yani bütün arıcılar bayağı perişan halindedir. Yani bayağı yani benim tanıdığım birkaç arkadaş da var. Yani benim seviyemde dediler bütün arıları bu seviyeye geldi. Yani sıkıntı büyük. Tabii ki bu arı yani kooperatif başkanlarımız bunları tespit edip yani gereken zayiatları tespit edip ve arıcılara destek yapılması yani istiyoruz. Tabii ki bu destek yapılmasa arıcılar ayakta duramaz. Yani çok arkadaş yani arıcı arkadaşlar çok mağdurdurlar. Çünkü destek yapılmazsa bu arıcılık hiç kimse arıcılık yapamıyor. Artık arıcılıktan vazgeçerler. Yani o seviyeye geldi. Çünkü arı destek yapılmazsa yani bunu hiç kimse işletemez. Çünkü maliyeti çoktur. Masrafı çok büyük. Yani devlet tarafından destek yapılması bekliyoruz. Çünkü yapılmazsa hiç kimse arıcılık yapmıyor. Şu anda arıcıları çok tanıdığım arkadaşlar var. Arıcılığı bırakmışlar. Çünkü arıları geçmelerine rağmen devlet tarafından hiçbir yardım yapılmadığından dolayı arıcılığı yürütememişler. Yani bir devlet tarafından bir yardım yapılsaydı belki bu arkadaşlar bile devam ederdi şimdiye kadar. Yani genellikle bu zayiatların büyük sebebi de ilaçlarından dolayı. Çünkü bu ilaçların sahte merdiven altı üretilen ilaçlar var. Biz bu ilaçları alıp kullanıyoruz. Arılarımıza hiçbir faydası olmadığına dolayı ama bizim bunlardan hiçbir haberimiz olmuyor. Sonunda bakıyoruz bütün arılarımız telef olmuş. Bu ilaçların hiçbir faydası olmuyor arılarımıza. Yani sıkıntımız da orada. Çünkü devlet yani bu ilaçları denetlemediği müddetçe bu sıkıntıyı yaşayacağız. Yani devletin de bu ilaçlar yani fabrikalarını denetleyip yani daha iyi olacağından ve bize daha faydası olacağından eminiz. Çünkü bunları denetlemezse gene bu sıkıntıyı yaşayacağız. Gene biz artık bu elimizde merdiven altında üretilen ilaçları kullanmak zorunda kalıyoruz. Aynı gene bu sıkıntıyı yaşayacağımızdan eminim. Ama yani devlet bir el atsa, devlet altında üretilse bu ilaçlar belki bu sıkıntıyı yaşamayacağız. Türkiye genelinde en meşhur olan Sasun balıdır. Bu Sasun balının iyi olabilmesi için yaylalarımızın yolları açılması lazım. Bu yaylaları yani yollarımızın açılmadığı müddetçe bu balı elde edemeyiz. Bu sıkıntıyı da yaşıyoruz genellikle. Arılarımız telef olmuş. Çünkü ilacımız iyi olsaydı belki bu seviyeye gelmeye de bilirdi. İlaçtan dolayı bu sıkıntıyı da yaşıyoruz. Yani bitlenmeden dolayı nereden sormuşsak işte bu ilacın etkisi olmadığından dolayı kaynaklandı.